Merhaba arkadaşlar, Spor Artı Eğlence kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Şut ve Gol dergisini açacağız. Evet, Şut ve Gol dergisinin içerisinde bize çok güzel sürprizler hazırlanmış bir vaziyette geldi. Şut ve Gol 9 lira fiyatıyla 14. sayısıyla birlikte Şut ve Gol'ün içerisinden çıkanlar Euro 2016'nın yeni çıkartmaları arkadaşlar. Evet, Euro 2016'nın yeni kartları çıkartma dedim, çok özür dilerim. Çıkartmayla kafayı yemişiz bu aralar. FIFA 365'i tamamlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, çıkartma değil kart. Evet, kart gördüğünüz üzere Euro 2016'nın kartları kanalımızda ilk defa yayınlanacak. Ama bunun yanında bir de iki tane bilmediğimiz limited edition kartı gelecek. Bunlardan birisi Hakan Çalhanoğlu, diğeri de Gökhan Gönül olabilir. Belki de Arda Turan'da bize isabet edebilir arkadaşlar. Makasımı alayım arkadaşlar ve paketi açmaya başlayalım. Evet. Makasımı buldum. Ve şimdi ise Şut ve Gol'ü açıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu efsane dergiden bize hangi limited edition'lar ve kartlar çıkacak. Bildiğiniz üzere Şut ve Gol'ün penaltı oyunu klasik artık. Klasikleşti bu. Her dergide çıkıyor artık. Heyecan dorukta. Bakalım bize limited edition'lar kimler çıkacak? Evet, gördüğünüz üzere Euro 2016'nın orijinal koleksiyon kart paketi. Ondan önce şöyle bir elliyorum. Acaba limited edition'lar nerede diye bir bakıyorum. Evet, ilk sayfada bir şey bulamıyorum. Ancak bir dakika, önce limited edition'ları, aha bir şey buldum, evet buldum. Evet, buldum arkadaşlar iki limited edition'ı ve kimler olduğuna hep birlikte bakacağız. Önce bir dergimize bakalım. Evet, dergimizde neler var, hemen yukarıdan çekime başlayalım arkadaşlar. Evet, dergimizde gördüğünüz üzere Fenerbahçe'nin koleksiyonu yer alıyor arkadaşlar. Robben, Ronaldo, bir bakışta 14. sayı kısaca. Evet, Alman lejyonerler Mesut Toni, Schweinsteiger ve Sami Khedira. Alman lejyonerleri diye devam etmiş Lukas Podolski, Marc-André Ter Stegen, Mario Gomez, Emre Can, Skodran, Mustafi, Kevin Trapp, Miroslav Klose ve Per Mertesacker. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Alman lejyonerler böyleydi. Cristiano Ronaldo gol makinesi, rekor makinesi. Hemen ardından bunları da bilelim var. Posterler var. Götze, Jan Sommer, Hakan Çalhanoğlu, Cristiano Ronaldo, Robben. O kim? Di Santo, Messi. Ve Robben diğer kısmı, Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo'nun diğer kısmı, Neuer ve Mario Götze diğer tarafta. Evet, kim şampiyon olacak? Bayern Münih mi, Barcelona mı? Büyük rekabet, göreceğiz bakalım. Kupayı çok istiyorlar başlığı var. Sürpriz bir yıldız. Skodran Mustafi. FIFA 365'in olduğu bir reklam ve bunları bilelim adlı bir sayfa karşımızda var. Arka sayfada da FIFA 365'in çıkartma koleksiyonu var arkadaşlar. Evet, çok konuştuk. Şut ve Gol'ü tanıttık. Bakalım limited edition'larımız kim olacak? İlk limited edition'dan başlıyorum ve ilk limited edition'im Sergio Busquets, İspanya'dan. Gerçekten çok güzel. Harika dizayn edilmiş. Ben inanılmaz beğendim arkadaşlar. Euro 2016 bu sefer farklı olacak. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Ama tabii ki de diğer limited edition'imiz de var. O kim? Ona bakıyorum ve Joe Hart. Çok güzel bir limited edition'a rastladık arkadaşlar. Joe Hart, İngiltere. Gerçekten
Çok güzel bir limited edition. Bunu hemen Sergio'nun yanına ekleyeceğim. Joe Hart'ı, Sergio Busquets'in de Türkiye milli takımından rakibi İspanya'nın bir oyuncusu olduğunda biliyorsunuzdur. Tabii ki de. Ve bakalım 459 kartın yer aldığı UEFA Euro 2016 koleksiyonu. İçine girebilirse giremiyoruz. Şöyle ben size okuyayım arkadaşlar. Game Changer'lar, Eleven'lar, Next Generation Double Trouble, Want to Watch, Team Logo, Passion and Pride, Goal Stopper, Top Jurors, Experts, Defensive Frog, Making History, Inventions, Legends, Teams, Signatures, Friends and Foes, Time Machine, Top Qualifiers, Mascot, Official Ball, Trophy ve UEFA Euro 2016 logosu. Ve böylece arkadaşlar bu süper koleksiyonun ilk kart paketini bu videoda açıyorum arkadaşlar. Hayırlısı bakalım ne çıkacak. Umarım Türkiye milli takımıyla ilgili bir şeyler çıkar. En büyük umut ettiğim şey. Ve Bismillah diyerek ilk paketimizi açtık. Ve Slovenska Republika Thomas Hubokan ya da diğer adıyla Hubochan çıktı. Gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Ve Romanya'dan Ovidiu Hoban çıktı bize. Bir teammate ve inanılmaz, inanılmaz ama bakın arkadaşlar ilk kart paketimizde neler yakalıyoruz neler. Top Minutes Play It adlı müthiş bir kart yakaladık arkadaşlar. 1080, 1055, 1045 ile Isaksson, Yarmolenko ve Cucak. Cucak'ı bulduk. Ve çok güzel bir kart gerçekten. Ya inanılmaz arkadaşlar. Müthiş bir kart çıkarttık. Daha henüz başındayız. Gerçekten çok şanslıyız bugün. Top Minutes Played arkadaşlar. Hemen koyduk oraya. Ve bir key player Julian Baumgartlinger Österreich ya da Almancasını söyleyelim. Yani Avusturya arkadaşlar. Evet dördüncü kartımız buydu. Bakalım beşinci kartımız ne olacak? Ve bir teammate yine Verdran Čorluka Hırvatistan'dan çıktı. Ama yani ben öyle bir şey sandım ki yani yine özel kart sandım arkadaki desenlerden dolayı. Gerçekten çok güzel desenlemişler arkaları. Tam bir game changer ya da want to watch havası vermişler. Yani ilk bakışta baktığım zaman gerçekten çok güzel bir koleksiyon hazırladıklarını görüyoruz. Son kartımızın ne olduğuna bakalım. Ve son kartımız İngiltere'den Chris Smalling. Teammate oluyor. Ve Chris Smalling de bulduk arkadaşlar İngiltere'den. Ama bugünün kapanışını gördüğünüz üzere Joe Hart, Sergio Busquets ve Top Minute Played ile yaptık. En çok oynayanlar Isaksson 1080 ile, Yarmolenko 1055 ile, 1045 ile de Balas, Cucak. Biliyorsunuz ki bunlardan iki tanesi Yarmolenko harici. Bunlar Türkiye'de oynuyor. Aman tanrım kamera nereye gitti? Kamera nereye gitti? Kamera bir an başka yere kaydı. Evet. Pencereme kaydı. Yani bakın göstereyim. Bu pencerem. Evet. Mavi mavi pencere. Gördünüz değil mi? Evet. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şey çıkarttık. Ve bunun da değerini bileceğiz. Ve koleksiyon dosyamız geldikten sonra da bunu en kısa zamanda yerleştireceğiz. Bunun arkası nasıl? Çok merak ettim. Ha, arkasında bir şey yok. Arkasında bir şey yok. Sadece şifre var bir tane. Tabii onu da göstermeyeyim şimdi. Böyleydi arkadaşlar. Evet, Euro 2016'yı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızla beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle de kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Büyük bir çekiliş yapmıştım. O çekiliş halen devam ediyor arkadaşlar. 1000 abone olduğumuzda o çekilişin sonuçlarını ben size söyleyeceğim. Büyük çekiliş videosuna gidip o videoyu beğenip arkadaşlar yorumlara ben katılıyorum demeniz ve şartları yerine getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra siz de benim çekilişime katılıp güzel hediyeler kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yeni videomda sizlere yine süper şeyler bekliyor arkadaşlar. Bay bay.